Göztepe'yi Göztepe'lilerin konuştuğu Gündem Göztepe programına hoş geldiniz. Bugün Göztepe tribünlerinden Ferhat Daşdelen ve Asil Tunalı var. Hoş geldiniz. Hoş pek fazla vakit kaybetmeden Rize mağlubiyetiyle başlamak istiyorum. Evet Asil Bey, neler söylemek istersiniz? Vallahi yani her hafta olduğu gibi bu hafta da ümitle gittik. Çünkü bizim takımımızın sağı solu hiçbir zaman belli olmadı. Çok rahat yeneceğimiz dediğimiz maçlarda çok rahat yenildik. Rize'de de yani bir ümit vardı. Herkeste bir ümit vardı. Dedik yani bu şeytanın bacağını kırabiliriz bu hafta. Yine bizi her hafta olduğu gibi 5-6 haftadır yanıldık. Yani bu bizim için hep söylüyoruz. Bir son olsun artık. Güzel bir başlangıca imza atmamız lazım. Yani gerek takım olarak gerek tribün olarak bu bozuk düzeni bir toparlamamız lazım. Açıkçası. Topçularda o inancı, o isteği, o arzuyu görmemiz lazım. Yani bakıyoruz geçtiğimiz haftalarda, yani ben çoğu zaman hep sırtım dönük oluyor. Maçı izleyemiyorum. Eve gidip özetlerini, şeylerini takip ediyorum, izliyorum bütün maçları. Yani offside oluyor, offside'dan gol yiyoruz. El oluyor, elden gol yiyoruz. Haksız yere bir tane topçu çıkıp hakeme gidip itirazda bulunmuyor. Yani bunlar bir takımın ne kadar bir şeyi istediğiyle alakalı bir durum. Yani hakemler kendi kafalarına göre VAR'a gidiyor. Topçularımızdan hiçbir bu konuda bir isyan, bir istek, işte bir baskı, hiçbir şey göremiyoruz. Yani bu benim en çok rahatsızlık duyduğum olay bu. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii ki şimdi takımımız bu sene kötü. Adını siz söyleyin. Yani şimdi takım kötü diye bizim de takıma küsmememiz lazım. Biz şimdi büyük Göztepe taraftarıyız. Bunu herkes biliyor. Göztepe'yi Göztepe yapan taraftarıdır. Biz bu sıkıntılı süreçte takımımıza sahip çıkmamız lazım. Takımımıza her zaman bir sahip çıkıyorsak bu süreçten sonra 10 kat daha çok sahip çıkmamız lazım. Çünkü ben buna inanıyorum. Göztepe'yi ligde tutacak en başta biziz. Çünkü hiçbir kimse de ben şu anda bir şey hani Göztepe'miz düştü falan filan gibisine ki şu Erzurum maçı inşallah bizim için bir kurtuluş savaşı olur. Bir kurtuluş savaşının başlangıcı olur. Biz 12. adam olarak tam desteğimizi verelim. Ve şunu da söylemek istiyorum. Allah nasip eder inşallah bu sene ligde tutunursak seneye Sayın Başkanımızın kulübü baştan aşağı bir revize etmesi lazım. Bir kere inançsız ve ruhsuz futbolcu istemiyoruz. Yani asil arkadaşımın dediği gibi. Hakem yanlış bir karar verdiğinde bir gidin itiraz edin, bir yırtın kendinizi ya. Yani bu sene o ruhu hiç göremiyoruz yani. İşte takımımızın bize ihtiyacı var yani. Ben şunu söylemek istiyorum. Bize ihtiyacı var bu takımın. TRT Spor'da başkanımız aldığımız kararlarla yaptıklarımızdan dolayı başarılı olamadık dedi. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Açıkçası başkan kendini eleştirmiş. Yani sezon başından beri hep sürekli söyledik ya bu takımın bir forvete ihtiyacı var. Yani bir forvet bu ortalama lig içerisinde 300-500 bin dolar bir paraya şu an Süper Lig'deki bir takımın işini görebilecek, gol atabilecek bir forvet çok rahat alınabilirdi bu takımın. Yani iş para işi başka bir şey. Herkes hepimiz diyoruz çok şükür borcumuz yok. Ya bu iyi bir şey bizim için ama şu an yani bu durumda gemi su alıyor. Bunun sebebi ben değilim, biz değiliz. Bizler 90 dakika, onun öncesi, onun sonrası günlerce biz bunları her dakika, her saniye yaşıyoruz. Yani biraz çok büyük hatalar yapıldı. Yani bu takımla ilgili çok büyük hatalar yapıldı. En büyük, yani şu an benim yönetimden, hocadan, başkandan en büyük tek isteğim U21 ya da PAF takımdaki topçuların eğer geçici lisans ya da bir şey çıkartıp A takıma girebilme şansları varsa onlardan bir golcü bu takıma getirip son haftalarda onlarla yola devam etmemiz. Yani başka bir çözüm bulamıyorum yani. Sizin de sormak istersiniz. Ya tabii ki şimdi Sayın Başkanımız da belki bir takım ya da birilerine bir adını sen söyleyin çünkü
Ben şuna inanıyorum yani. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Şimdi hangi bir patron zarar etmeyi ister? Ya da hangi bir insan iş yerinin zarar etmesini ister? Ben şuna inanıyorum. Başkanımız tabii ki gene söylüyorum çok iyi niyetli bir insan. Belki birilerine inanmış olabilir ama şunu da söylemek istiyorum. Transferler hatalı zaten transfer yapılmadı. Bizim kesin ve kesin bir tane golcüye ihtiyacımız vardı. Yani PAF takımından da U21'den de olabilirdi yani aslında genç yetenekler. Tabii. Yani Cilas şimdi Alanyaspor'a gol attı diye Cilas o sezonu kurtardı. Cilas'la Gufran'ın 2 yıldır zaten bu takımda tutulması bence büyük bir hata. Bence büyük bir hata. Yani şunu söylemek istiyorum. Sayın Başkanımızın da artık yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kimse lütfen beni yanlış anlamasın da. Başkanın üstüne de aslında bu kadar gitmek ben ne bileyim gidilmez yani. Neden gidilmez? Çünkü her sene bir üst lige bizi atlatmış. Stadımız için inanılmaz bir gecesini gündüzüne katıp bir an evvel stadın bitmesi için uğraşıyor. Bu takım ligde kalırsa zaten başkanımızın ben seneye Göztepe'yi bir uzay takımı yapacağına inanıyorum. Ben buna samimi ve içten inanıyorum. Peki Ferhat Bey, tribünümüzde yıllardır emek veren insanlardansınız. Sizce kulübümüz bu son kritik bir dönemdeyken süreci iyi değerlendirebildi mi? Yani krizi iyi yönetebildi mi? Bu krizi kimse iyi yönetemedi. Tribünümüz de yönetemedi. Kulüp de belki yönetemedi. Ama bu krizi atlatmak da hepimizin elinde, el birliğiyle. El birliğiyle hepimizin elinde. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Birlik olacağız, beraberlik olacağız. Yani bizi biz yapan Göztepe'li olmamız. Yani buradan bütün Göztepe'lilere sesleniyorum. Abilerime, kardeşlerime, bacılarımı, ablalarımı, herkese sesleniyor. Yani bence bu Erzurum maçı bizim bir kurtuluş savaşımız. Camiye olarak, taraftar olarak bütünleşmemiz lazım. Ben bunu diyorum yani. Ben çünkü biz kabullenemiyoruz yani şu anda bu durumda olmayı. Evet Asıl Bey. Yani bence de bu Erzurum maçında çok iyi, hepimizin iyi hazırlanması lazım. Yani bir, sanki bir şampiyonluk maçına çıkar gibi. Pankartlar, bayraklar, işte caddeler süslenmeli. Yani bence bu çünkü bizim ya olacağız ya olmayacağız maçımız. Başka bir çünkü Erzurum'a kaybettiğin zaman geridesin, bitti. Elindeki avantajları bir bir kaybediyorsun. Bizim için çok önemli bir maç bu maç. Yani inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Akhisar maçındaki aynı o korkulu rüyayı yaşamayız. Durum bu. Ama inşallah, ben de size katılıyorum ama futbolculara baktığımızda da son 11 maçta 5 puan almışız. Rize maçında da ilk 45 dakika neredeyse hatamız yok. Bununla ilgili futbolcu kardeşlerimize ne söylemek istersiniz? Zorlu bir yoldayız şu an itibariyle. Ben futbolcu kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Göztepe'nin şanlı tarihine iyi baksınlar. Göztepe'mizin nerelerden nerelere geldiğini unutmasınlar. Sahaya bu taraftardan aldıkları ruhu, enerjiyi sahaya yansıtmalarını istiyorum. Yani tekme kafa soksunlar, ne bileyim, koşsunlar, çırpsınlar, mücadele etsinler ya. Ya bizim için Göztepe'nin aslında bir ligde oynamasını, ben Göztepe'yi bir ligde oynuyor diye sevmiyorum. Ben Göztepe Arma için seviyorum. Ben Göztepe'yi Göztepe olduğu için seviyorum. Biz amatörlere kadar düşmedik mi kardeşim? Terk ettik mi? Hiçbir zaman. Terk etmedik. Ben bunu her zaman söylüyorum. Taraftar her zaman kalır, futbolcu gider. Ama futbolcu kardeşlerim de artık şu Erzurum maçından itibaren Allah için ya, Allah aşkına ya, varlarını yoklarını ortaya koysunlar ya. Varlarını yoklarını ortaya koysunlar. Ben futbolcu kardeşlerimden bunu istiyorum. Beto'dan feyiz alsınlar. Beto'dan feyiz alsınlar ya. Günahtır, yazıktır bu taraftara ya. Bu taraftar gidilmedik yerlere gidildi ya. Ben
Buradan taraftarımıza da şunu söylemek istiyorum. Malumunuz biliyor, bildiğiniz gibi Antalya'daki bu şampiyon olduğumuz maçta yedek kulübesinin üstüne kupayı kaldırdım diye 62-22'den işlem gördüm. Yaklaşık 1,5 yıldır sevdamızdan alıkoyulduk. Allah nasip ederse pazartesi de mahkememiz var. İnşallah tedbirimiz kalkar. Biraz dikkat edelim. Yazık günah hiçbir kardeşimiz, hiçbir renktaşımız 62-22'den işlem görmesin. Göztepe'mizden mahrum kalmasınlar ki Burak, maçı da izleyemiyoruz televizyondan. İlk yarı, ikinci yarı imza oyundan maçı da izleyemiyoruz. Biraz dikkat etsinler. Ve Göztepe'mize her zamankinden daha büyük, çok daha büyük desteklerimizi verelim yani. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani benim hiçbir şey ağrıma gitmiyor. En çok ağrıma giden bu kadar uzun süre, 14 sene, 15 sene belki fazla bilmiyorum tam. Mücadele verdik Süper Lig'e çıkalım diye. Yani bu kadar ucuz, bu kadar kolay, bu kadar basit bir şekilde bu hale gelmememiz lazımdı bizim ya. Ya bu bunca emek, bu kadar çaba, üzüntü, yani kaybettiğimiz tribünde bir sürü kardeşlerimiz oldu bizim. Yani bu şampiyonluğu göremeden, Antalya'daki o şampiyonluğu göremeden kaybettiğimiz kardeşlerimiz oldu. Ya bari onların hatırına ya onların şeyine oynasınlar artık yani başka. Çünkü yani Erzurum maçında inşallah her şey çok güzel gider. Hiçbir tatsızlık olmaz. Elimizden ne geliyorsa bunun için yapacağız. Çünkü kendi kendimize ceza verme gibi bir şeyimiz yok. Yani inşallah her şey istediğimiz gibi olur Erzurum maçında. Göztepe'ye küsülmez. Kimse küsmez. Ben bunu söylüyorum. Küsemez. Ne olursa olsun Göztepe, bir Göztepe'li bir Göztepe'ye küsmemesi lazım. Çünkü Göztepe bizim, benim evladım gibi. Hakim bana mahkemede sordu, dedi. Kaç tane evladım var dedi. Benim dedim 3 tane evladım var. Bir kızım var dedim, bir oğlum var, bir de Göztepe. Hakim bir baktım gülme krizine girdi. Yani evladımız Göztepe bizim. Peki buradan kulübümüze ne söylemek istersiniz? Zorlu bir yoldayken kulübümüze bir takım taraftarımıza kolaylıklar sağlaması gerekiyor. İşte ben onu söyleyecektim. Şimdi muhtemelen yarın biletler çıkacak. 1'de mi 3'te mi bilmiyorum tam saatini. Numaralı tribün boş kalıyor fiyatlardan dolayı. Evet. Takımın gidişatından dolayı. En azından numaralı tribüne öğrenci uygulaması yapılabilir. En az numaralıyı doldurup genç kardeşlerimizle güzel, daha verimli bir baskı uygulayabiliriz. Yani bu aklıma gelen ilk örnek böyle bir şey. Taraftarlarımız Rize maçında Tamer Hoca'nın oyun sisteminde biraz yanlışlıklar yaptığını düşünüyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Özellikle ilk 11 ile ilgili. Vallahi Yasin'i sezon başından beri, geldiğinden beri Tamer Hoca pek... Gerçi Yasin'de de biraz suç var. Yani geçen dönemdeki gibi, o ilk geldiği zamanlardaki gibi o heyecanı, ateşi, o hırsı, o şeyi yok. Çok top kaybediyor. Eziyor topları, pas hataları yapıyor. Muhtemelen onunla alakası var bu kesilmesinin, ama yani Yasin ve Serdar'ın bence her maç ilk 11'de kafada başlaması lazım. Yani bunlar bu takımın en yetenekli iki oyuncusu. Borges de bu kadar ısrar ediyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Yani hani aklıma türlü şeyler geliyor. Bu kadar bir ısrar olmaz ya. Yani mümkün değil. Olmuyor işte yani. Borges de olmuyor. Peki Asıl Bey, Borges transfer yaptığımızda Costa Rica'dan geldiğinde dedik ki ya nereden bulduk biz bu oyuncu ve müthiş bir futbol sergiledi. Ondan sonra her hafta performansı düştü. Halil de öyle yaşadı. Birçok futbolcularımızın performansı zirvedeyken düştü. Bunun sebebi size ne olur? Nedir yani? Yani Halil'i işte Elazığ'dan geldiği sezonda, işte Süper Lig'de oynadığı ilk sezonda süperdi. Yani Halil ilk geldiği zamanlar o Elazığ'daki, tabii bir de evlendi, herhalde aile hayatı düzene girdi, bir şeyler oldu, ona yorduk. Ama bu sezon yani milli takıma bile çağrılmadığı için kızıyorduk Halil'i. Yani Lucescu'ya herkes yazıyordu, çiziyordu. Niye milli takıma çağırmıyorsun bilmem ne. O derece iyi bir performans yakalamışken tekrar tepe taklak düştü. Ki yaşanan olayları hiç açmıyorum. Yani açtık mı o konu bitmez. Sabaha kadar konuşuruz. Hiçbirini de tasvip etmiyorum. Yani bir topçunun bir
taraftara sebep her ne olursa olsun bu tarz bir şey yapması yani bir de bunu hani eğer böyle bir şey var numaralı tribünün orada değil de normal herkesin bulunduğu yerde bunu yapacak arkadaşların yapması gerekiyordu. Yani orada kimsenin olmadığı yerde yapılan şeyler çok delikanlı şeyler olmadı yani. Ya bence artık bu konuyu yani unutalım. Çünkü neden? Bu konu artık tamam bize alakadar ama artık bizim konumuz Göztepe'yi tutmak bu ligde. Bizim konumuz artık. Biz Halil'le, ne bileyim Alparslan'la, orada mağdur olan arkadaşlarla ilgili artık ne kadar konu. Olan olmuş, biten bitmiş. Görüntüler her şey medyaya düşmüş. Yani aslında bu konuyu unutup bizim artık takıma odaklanmamız lazım. Yani çünkü ben temin de dedim Cemal. Göztepe ya, bizim Göztepe'miz ya. Ben teminim futbolcular gelip geçici. Gerçek olan burada taraftardır. Yılı Şafak'ın ikinize de çok selamları var. Tabii ki de takımımız düşmesin. Hepimiz ümit ediyoruz. Fakat takım düşerse taraftar buna hazır mı demiş. Ne söylemek istersiniz? Vallahi yani nerelerden geldik? Tres statlarında, Seferihisar'da, portatif statlarda, tribünlerde gittik, koşturduk yıllarca. Gene bizden bir şey gitmez. Yani biz gene Göztepe'lilik ölene kadar devam eder de ama yazık. Yani bu kadar emek, bu kadar çaba ve bu kadar düzgün giden bir şeylerin olması herkeste çok büyük bir üzüntü yaratır. Yani onun dışında Göztepe'liliğimizden hiçbir şey alıp götürmez yani. Yani düşersek takdir ilahi deriz yani biz Asil'in dediği gibi biz amatörleri görmüş bir camiayız. Takım düşerse aslında daha çok kenetlenmemiz lazım. Neden? Biz her sene bir alt lige düşüşümüze daha çok kenetlendik. Daha çok düşmeyelim. Allah bize o tekrardan o acıları göstermesin, yaşatmasın. Ama düşersek de kaybedecek bir şeyimiz yok. Amatörlere kadar gitmişiz. Amatörde de bu takımı 20 bin kişi, 30 bin kişi desteklemiş. Yani hazır mısınız kelimesi biz Göztepe ile ilgili iyi ya da kötü olan her şeye hazırız. Ama daha da çok kenetlenmemiz lazım aslında. Benim bu konuda diyeceğim budur. Taraftarlarımızdan yoğun şekilde selamlar var. Bu zorlu süreçte tribün için neler yapabiliriz mesajları geliyor özellikle. Canlandırmak. Yani mesela şimdi Taraftar için de kolay bir şey değil. Yani takım 17 mağlubiyetle ligin en çok yenilen takımı. Yani biz de sonuçta bir taraftarız. İnsan üzülüyor. Ama tekrar bir canlanmamız gerekiyor. Bu da açık bir ortada yani. Yani herkes kızıyor işte tribün bağırmıyor, şey yapmıyor. Tamam eyvallah. Yani skor için sevmedik hiçbirimiz. O hiçbir zaman önemli olmadı ama tribünleri de ateşleyen bir futbol, topçularda bir azim, bir hırs olduğu zaman bizim tribünümüzden büyük tribün yok. Ben her yerde söylüyorum. Yani nereye gitsek, hangi ile gitsek, hangi ilçeye gitsek, nereye İzmir içerisinde, dışarısında Göztepe ismini duydu mu insanların tüyleri diken diken oluyor. Yani Göztepe ismi hiçbir zaman silinecek bir isim değil. Bunu kimse şey yapmasın yani, bununla uğraşmasın. Tribünler olarak da yani Erzurum maçında daha konuşmadık diğer arkadaşlarımızla, işte biz beraberiz şimdi. Yani yapılacak karşılıklı bestelerle, yani karşılıklı beraber girdiğimiz bestelerle bu süreci uzatarak daha baskılı bir tribün yapmamız lazım. Yani öyle bayıcı besteler, 10 dakika 15 dakika insanların uykusunu getiren besteler, bunlardan kaçınmamız lazım. Yani ateşleyici güzel bir tribün yapmamız lazım. Serhat Yastıkçı, tribündeki tüm kırgınlıklar bir kenara bırakılıp sadece tribünlerde Göztepe flamaları asılmalı demiş. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Sen gruptan ziyade sadece Göztepe flamaları. Yok yani bizlerin arasında bir öyle bir kendi işimizde şey yok ya, bir sıkıntı yaşadığımız kimse yok. Hepimiz sürekli oturup kalkan, birbirini arayan, görüşen insanlarız. Yani öyle bir şeyimiz yok. Atay Caner'i, kale arkasının ruhu tüm tribünde olmalı demiş. Kale arkasının liderlerinden olduğunuz için size. Yani kale arkası geçen sezon bütün Türkiye'nin dilindeydi. Yani o yaptığımız görsel şovlar,
her insanların yılmadan güzel girişleri, besteleri. Ama bu sezon takımla beraber, yani ben de inanıyorum buna, kale arkasında da bir düşüş var. Bu mesela İstanbul takımlarıyla yaptığımız maçlarda, hele Beşiktaş Galatasaray maçında, işte Fener maçında olsun, tribüne sızan ne kadar tespit etmeye çalışsak da diğer İstanbul takım taraftarlarına şey buluyoruz. Onlar yüzünden olduğunu düşünüyoruz. Ama genel olarak yani bir bitkinlik, bir yılgınlık var. Bu ölü toprağını inşallah bu maçta atacağız. Bilal Alkan, Türk tribünlerinin beste açısından en zengin tribünüyüz. Neden her maçta aynı besteleri söylüyoruz? Demiş. Bu tamamen yeni bir taraftarımız. Evet Ferhat Bey. Türkiye'nin en güzel besteleri Göztepe'de. Tabii ki de Göztepe'de. Peki bu besteleri iyi şekilde kullanabiliyor muyuz? Yani takımımıza... Besteleri şöyle iyi bir şekilde aslında bu sezon kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Bir kere benim şimdi Göztepe tribünlerinden bir ricada bulunacağım. Lütfen artık hani şu Erzurum maçıyla beraber Allah'ın izniyle inşallah bir kurtuluş savaşına gireceğiz. Alkolü azami bir şekilde. Yani şimdi kimse alkol içmeyin demek bizim haddimize değil. Alkolü azami çünkü maça girildiği zaman artık yorgunluk, bitkinlik, bir de uzun besteler tek bir ağızdan söylendiği zaman beste hemen anında mesela üçlü atraksiyon yapıldığı zaman daha güzel oluyor. Yani uzun besteleri ve kısa besteleri hep böyle işte maraton, kale arkası numaralı hep böyle bir döngü içerisinde yapmamız lazım. Ki yapıldığı zaman da güzel oluyor. İnsanlar bile dinleniyor o aşağıda, arada. Göztepe tribünü dünyada tek ya. Ben başka da hiçbir şey demem. Çünkü biz en acıları gördük. En bitkin zamanları gördük. Ama yine de pes etmedik, yılmadık. İlk önce Allah, sonra Allah'tan sonra Göztepe tribünü, Göztepe taraftarı Göztepe'mizi bugünlere getirdi. Engin Şakrak, Erzurum maçında Halil ve Alparslan sahada olacak mı demiş. Olmayacağını biliyoruz ama bence olmayacaklar. Ben çünkü söyleyeyim. Yani olmasın da zaten. Takımın selahiyeti için olmamaları lazım. Peki İzmir nasıl hareketi sokarız? Şampiyonluk maçı gibi düşünelim. Seferberlik ilan edilmesi gerekmiyor mu? Yani sadece bu tribünle de alakası yok. Yani herkesin, bütün işte milletvekillerinin, belediye başkanlarının, bütün Göztepe'ye gönül vermiş, sempati duyan bütün üst kademedeki kişilerin bu hafta bir kere tribünde yerini alması bütün lazım. Bütün bürokratları görmek istiyoruz. Herkesi görmek istiyoruz. Çünkü seçim döneminde hepsi geldi, aramıza girenler oldu, derneklerimize gelenler oldu. Ama asıl bize bu maçta lazım. Yani bu maçta bütün İzmir'in büyüklerini o şeref tribününde görmek istiyoruz. Burak Kaval. Tesise gidilip moral ziyareti yapılmalı mı? Tesis ziyareti yapılmalı mı? Ya ben kendi görüşüm olarak söylüyorum. Geçmiş senelerdeki tribünümüzün yaptığı şeylerle şu anki durum apayrı. Eskiden olsaydı, yani bu futbolcular bu kadar rahat bir şekilde böyle kafelerde, şuralarda, buralarda ya da kalkıp taraftara böyle saygısızlıklar falan mümkün değil yapması. Onlarda bizlerin büyük hatası var. Yani tamam, üstümüze düşen yapıldı. İşte pankartlar, işte çiçeklerle gidildi, besteler, meşalelerle yapıldı, edildi falan ama topçular bundan bir şey anlamadı. Yani bence yani inşallah başka şekillerde gitmeyiz. Yani moralden ziyade artık kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım. Yani bunun bilincinde olmaları lazım. Çünkü biz hep öyle gittik. Yani hep öyle moral vermek için gittik ama bunun karşılığında hiçbir şey göremedik ve artık insanların burasına geldi. Yani bir şey görmek istiyoruz artık. Onlar bir ışık yaksın, biz devamını getiririz. Onda sıkıntı yok. Bence Erzurum'la ve Başakşehir'le oynayacağımız maçın kaderleri, yani şeyleri, tesis ziyaretine gidip gidilmemesini bu iki tane maç belirler. Bu iki tane maçtan zaten hani hadi Erzurum'dan inşallah 3 puan alırız. En kötü Başakşehir'den de misal 1 puan var, bile ki kopardık yani. Bile ki Başakşehir şu an Türkiye'nin en iyi top oynayan takımı. O zaman bence tesislere
moral motivasyon için gidilir. Çünkü hani Başakşehir'den sonra iki hafta içeride oynayacağız. Bu iki haftayı da zaten alırsak biz %99 bu ligde kaldık. Erdinç Özkumru, Cemal sorar mısın arkadaşlar? Hoca, menajerler vesaire futbolcular neden bu kadar rahat? İşte en başta programın başında söylediğim gibi yani biz kendimizi yırtıyoruz. Bir şeyler daha katalım, bu tribün susmasın, onları ayağa kaldıralım diye üst, yani onlardan daha çok biz terliyoruz orada. Ya biz daha çok emek veriyoruz. Topçuların hiçbirinin umurunda değil. Yani böyle bir başka inanın hani başka hiçbir takımda ben böyle bir şey görmüyorum ya. Dün işte Erzurum Akisar maçını izledim. Adamlar taça çıkmış top, adam şeye koşturuyor topu alsın diye. Kafaya tekmeye topa şey yapıyor, tekmeye kafa uzatıyor. Yani pozisyon oluyor. %100 ya adam elle iki tane verilmeyen şeyimiz var, penaltımız var. Bir tane topçu çıkıp ya hakeme dönüp itirazda bulunmuyor. Hakemin vicdanlı hakeme denk gelirsen VAR'a gitti, izledi, döndü geldi bize şey verdi. Penaltı verdi ya da golü iptal etti falan filan. İtiraz olayı yok. Ya bu da neyden kaynaklanıyor? Ya bu topçulara bu aşılanmıyor. Yani rahatlık topçularda değil, onun üstü topçulara bunu aşılamayanlarda bence. Evet. Kabar. Peki şöyle bir soru sorayım. Taraftar, yönetim futbolcular arasındaki diyalogları iyi sağlanıyor mu sizce Ferhat Bey? Ya taraftar derdini kulübüne anlatabiliyor mu? Ya bir kere şunu söyleyeyim. Kimse kimseye derdini pek anlatamıyor ama şu da var şimdi yani biz şimdi taraftar grupları olarak istediğimiz zaman yöneticileri aradığımız zaman istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. İstediğimiz zaman konuşabiliyoruz şimdi Allah var. Ya işte bak takımın bu durumda olması şu an bak senle program başlamadan önce de ne dedin? Ya dedin burada dedin işte kaç haftadır yayın yapıyoruz ama bir güzel böyle bir kelime sunamadık yani. İşte takımın kötü gidişi hep böyle şu an şey konuşuyoruz. Ya, ben söylüyorum herkesin artık kendine bir şey yapması lazım yani. Bir iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batıralım. Midat Sevda Çavuş, İlhan Şahin ne iş yapar demiş kulüpte. Vallahi İlhan Şahin eskiden bu tribünün çok sevdiği bir topçuydu futbolculuk döneminde. Tabii sonra hocalık ya da işte antrenörlük şeyini biz çok iyi bilemeyiz yani onların içinde olmadığımız için. Şimdiye kadar eğer bilmiyorum adı bu olaylarla geçiyor, bir şeyler oldu olmadı, dedikodular bir şeyler dolanıyor. İnşallah böyle bir şeyde bir gerçekliliği yoktur bu olayın. Yani İlhan Şahin'in bence yani futbolcuyu motive etmesi lazım. Yani o eski zamanlardaki yaşadığı o güzel günlerdeki o şeyleri düşünerek topçuya bunu aşılaması lazım. Ama yani motive eksikliği var takımda. Başka bir şey yok. Kimse ya topçu kendisi inanmıyor. Yani ligde kalabileceğine. Önce topçunun inanması lazım. Bundan başka bir şey olabilir mi yani? Evet. İlhan Şahin'le başlayalım. Ya bence ben pek İlhan abinin böyle bir o yaşanan olayla ilgili bir yanlış bir hareket yapacağına pek inanmıyorum. Çünkü hani o karakterde bir adam değil. Ama tabii İlhan abinin artık da İlhan abi bu kurtuluş savaşı dediğimiz Erzurum maçı ile beraber daha da çok futbolcu arkadaşları motive etsin. Biz ondan bunu ben ondan bunu şahsi olarak bunu rica ediyorum İlhan abiden. Hep bu Göztepe'yle yaşadığı güzel günleri anlatsın, motive etsin, söylesin futbolcu arkadaşlara, kardeşlere. Ya İlhan abiden benim isteğim bu ama İlhan abi hani ben İlhan abiyi savunmuyorum lütfen yanlış anlamayın. Yok kötü bir durum yok. İlhan abi o kavgaya kötü bir şekilde dahil olacak karakterde bir adam değil. Ben buna inanmıyorum. Bursa sporlu bir taraftarımız bizim onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu söylemiş. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Rakiplerimizden bir tanesi Bursa Spor. Ya bizim takım olarak baktığımız zaman yani kurulmuş kötü bir takımımız yok.
Ama yani mesela Tamer Hoca'nın gönderilmesi hataydı. Sonra tekrardan başka alternatifler deneyip tekrardan geri getirilmesi bence o da bir hataydı. Yani keşke hiç gönderilmeseydi de Tamer Hoca bu yaptığı güzel başarıları geçen sezonki bu güzellikleri devam ettirseydi keşke ama olmadı. Yani bir de yani konuşacağım çok şey var. Yani kimsenin egosuyla bu takım bu yerlere gelmesin ya. Yani ister golcü ister başka kim olursa olsun ya bize fayda sağlayan kim varsa gerektiği zaman bu adamın başının okşanması lazım bu takımda. Yani tamam yani neyse başka. Bir taraftarımız yine Erdin Çözkumru. Tribüncüyü setçi izleyen bazı arkadaşlar kulüp içine girdi. Sesleri neden çıkmıyor? Demek ki bu arkadaşlar klavyeci anlamında bir yorum söylemiş. Kulübün evet. İçinde aslına bakarsanız camiamızın içinden, taraftarlarımızın içerisinde yetişmiş insanlar var. Onlardan da biraz başka şeyler bekliyor camia sanki. Ya şimdi o insanları birebir de tribüncülük döneminden beri bizim arkadaşlarımız, işte bazıları abilerimiz. Çok eskiden beri şu an biz nasıl böyle koşturuyorsak onlar da o zaman bizler gibi koşan insanlar öyle değil mi? Evet. Bu bahsettikleri kişiler. Evet. Ve kulübün içine girdiler. Hani ben onlar hakkında olumsuz bir şey düşünemiyorum. Çünkü en az bizler kadar onlar da Göztepe'li. Yani sorunun başka bir yerlerde olabileceğini düşünüyorum. Yani tabi onların da bu sonuçta bu yönetimin bu işleyişin içerisinde onlar var. İlla ki onların da kendine üstüne düşen hataları illa ki vardır. Yani bu sene Allah nasip eder de ligde kalırsak başkanın çıkıp yani iyi bir revizyonla yola devam etmesini ben istiyorum. Yani görevini iyi yapan kimse, kimsenin hakkı da yensin istemiyorum. Yani iyi yapan hak ettiği yerde kalsın ama başarısız davranan, başarısız işler yapan kimsenin de yani sırf Göztepe'li diye başka bir şey diye ya da onun tanıdığı onun ahbabı diye de orada kalmasın yani. Uğur Karadoğan takım olarak futbolcu olarak bakarsak Göztepe'yi iyi özellikleri yani Göztepe ile ilgili futbolcu olarak iyi ama ligin en kötü futbol oynayan takımı istemiş. Yani Göztepe çok büyük bir kulüp ama takım olarak çok kötü izlemiş. Biraz işte karışık yazmış arkadaşlar. Mevzu o değil. Mevzu gol atamıyorsun. Her maç 2 tane, 3 tane direkten dönüyor. İçeriden çıkıyor. Bir sürü şey. Yani şu takım, şu futbolla her hafta 1 tane, 2 tane gol attığını varsaysanız zaten bu noktada olmayız. Bizim derdimiz forvet ve gol. Yani onun dışında başka bir derdimiz yok. Bence tek problemimiz gol. Gol atlarında problemimiz var. Tamer ve bunu nasıl görmediler ve bunu nasıl bize bunlara reva gördüler onu da hani bir Göztepe'li bir Göztepe'liye bunu yapmaması lazımdı. Yani bizi bu hale şu takımı golcüsüz yani olmazdı ya. Yapılabilecek en kötü şey yapıldı bu sene yani. Tamer Yiğit maç içerisinde futbolculara sürekli hakaret ediliyor. Bununla ilgili bir uyarıda bulunur musunuz? Diye bir yorumda bulunmuş. Evet Fiyat. Şimdi bazı insanlar bakıyorum da maça geliyor ve genelde böyle ön taraflarda duruyorlar. Yani takım iyi de olsa kötü de olsa onların orada işi hakaret etmek. Hakaret ediyor. Kardeşim sen oraya egonu tatmin etmeye mi geliyorsun ya? Sen neden yani takım iyi oynuyor farz et. Ya inan Cemal var ya bak vallahi billahi çok öyle insana denk geldim. Adamı yedek kulübesinin arkasına geçiyor. Ana, avrat falan filan paso küfür ediyor. Ya sen ne ya ne amacın ne senin orada yani? Ya yapmayın kardeşim ya. Yani takımı şu an kötü. Eyvallah. Bir tepki verilecekse zaten hep beraber verilir. Ama sen orada fevri çıkıp da öyle böyle falan filan hani abeşte iştikal şeyler yapma. Ya ben buradan rica ederim yapmayın lütfen ya. Ya bunlar ayıp şeyler. Özellikle bu seneki başarısızlık durumuyla ilgili Antepli menajerle ilgili ismini zikretmeyelim. Bir takım olumsuz durumlar var. Başkanımız da bu konuya pek fazla değinmedi. Neler söylemek istersiniz? Göztepe'nin bu konudan biraz canı yandı. Vallahi açıkçası biraz önce işte içeride yayına başlamadan önce izledik başkanın konuşmalarını. Yani
o başkandan beklediğimiz o takımı camiayı ayağa kaldırabilecek bir umut verebilecek hiçbir açıklama duyamadım. Yani işte ligde kalmak adına kalkıp hiçbir beyanatı yok. Ya da bir basın toplantısı düzenleyip yani insanlara bir kendinize çeki düzen verin. Yani biz işin başındayız. Bu takım düşmeyecek. Ya bu tür açıklamalar bekliyoruz. Yani yama yok. Göremiyoruz yani. Burada da şu çıkıyor. Yani krizi gerçekten iyi yönetemiyoruz yani. Ya o zaten büyük bir problem. Antepli menajerle ilgili yani hoş olmaz şimdi konuşacağım şeyler. O yüzden çok fazla da şey değil yani. O konunun detayına girmeyeceğim. Vallahi Antepli menajer gitsin Antep'e fıstık toplama. Açık ve net konuşuyor. Gitsin fıstık toplama. Sizce bu senenin en büyük hatası neydi? Forvet bir yazarız. İki neydi? Bu senenin en büyük hatasını söyleyeyim mi? Kemal Özdeş'in bu takıma gelmiş. En büyük hatasıydı. Evet. Başkanın, tabii duyduğumuz kulisten haberlere göre de o dönem başkan transfer yapmak istiyor. Hayır başkanım işte cilası biz kazanırız diyor Kemal Özdeş. İşte falan. Belli bir süreden sonra başkan o dönemdeki arkadaşlara söylüyor. Ben diyor transfer yaptım. Herkes merak ediyor kimi yaptınız. Kemal Hoca cilası kazanacak diyor. Bence de en büyük hata orada başladı yani. Yani cilas işte Alanya maçında bir gol attı. Kazara oradan 500 tane öyle şut çekse bir tanesi belki gol olur. O da gol oldu. 5-6 hafta her maç oynadı. 6 hafta onun ekmeğini yedi. Yani bunları ben anlamadığım şey yani bunlar antrenmanda ne çalışıyorlar? Yani hiç gol pozisyonu, gol atağı ya da ne bileyim hele şimdi Tamer Hoca'nın ikinci gelişine kadar yediğimiz bütün goller ilk 3 dakika, ilk 5 dakikada. Aklımızı ya takım sahaya çıkıyor 3-5 dakikada 1-0'lık oluyoruz, 2-0'lık oluyoruz. Ya böyle bir defans, böyle bir savunma anlayışı yok. Her maç aynı hata üst üste nasıl yapıldı? Kaç tane? Bir maç değil, iki maç değil. Her maçta bunları yaptılar. Ya bir tanesi demiyor mu ya? Ya kardeşim şu kanatlara bir sıkı tutun şurayı ya. Bizim sattığımız Ömer Şişmanoğlu adam biz de topla buluşamıyordu. Kovarak gönderdik. Adam gitti bize ikinci 30. saniyede gol attı. Yani bazı şeylerde kendimizi sorgulamamız lazım. Aslında transfer yaptığımız kısım kadar tabii problem var ama gönderdiğimiz oyuncularda da çok ciddi hata yaptık. Leo gibi bir adamı gönderdik yani. Ya. Leo'yu gönderdik, Girillo diye bir adam aldık. Ya şimdi bu da bizim Göztepe'nin şanssızlığı mı diyelim, ne diyelim artık? Şimdi mesela Cilas Göztepe'ye ilk geldiğinde, daha gelmeden bir hafta evvel arkadaşlarla konuşuyoruz. Ulan dedim şu Antep'teki Cilas keşke bize gelse. Yani adam bir şekil Emenike'nin beyaz versiyonuydu. Tabii. O zaman performans çok iyiydi. Ya bu da bizim şansımız iyiydi. Yani adamlar geliyor bize çok top iyiydi. Oynayamıyor. O Aydın Ankara Gücü'nde oynayan Karabulut. Aydın Karabulut bizden gitti Sivas'a ta milli takımlara falan filan. İşte Cilas bizde gelmeden önce Antep'te şov yapıyordu. Emenike'nin beyaz versiyonu diyordum ben ona. Geldi bizde de balon oldu. Yani bu da bir aslında bu da bir Göztepe'nin şansı mı diyelim artık İzmir mi? Ya ne diyeyim yani? Bu da Göztepe'nin şansı yani. Engando'yu oynatmıyor. Engando gibi bir adam her dakika, her saniye yani skoru değiştirebilecek bir topçu. Yani bu adamı oynatmamasının ne gibi bir sebebi var bunu çok merak ediyorum yani. Taraftarlarımızın yorumları gelmeye devam ediyor. Tribünümüzden Kenan Coşan, tüm kırgınlıklar son bulmalı. En azından 6 maç dişimizi sıkalım demiş. Ne söylemek istersiniz? Selamlar Kenan abiye. Yani işte bizim tribünde kırgınlık dediğimiz olay yani topçulara şimdi herkesin içinde bir kırgınlık, bir kızgınlık var. Ama bu maç bunu unutacağız. Yani biz maç başlamadan önce yarım saat önce yerimizi alacağız. Yine tek tek onları tribüne çağıracağız. Bize ne yani elimizden ne geliyorsa geçmişi silip bu maç sıfırdan bir şeyleri yaratmaya çalışacağız. Yani kalkıp Allah korusun afaki bir skor olmadıktan sonra da 90 dakika takımın arkasında son dakikaya son düdüğe kadar duracağız. Başka çünkü Göztepe yok. Yani bizim başka gidebilecek başka bir alternatifimiz yok ya. Göztepe farklı bir şey yani. Engin Şakrak, giden futbolcularımızdan Sabri, Leo ve Selçuk için ne düşünüyorsunuz demiş Ferhat Bey.
Çatır çatır top oynarlardı bu takımda. Yani oynar Sabri bugün yani dediğin zaman adamda tecrübe var şimdiki. Sabri oynardı ve takıma abilik de yapardı. Leo da oynardı. Selçuk da iyi abi olurdu. Selçuk da abi olurdu aynen. Oynardı yani bunlar. Abi. Ne diyelim yani şimdi ne desek boş ama şimdi yani konuşuyoruz eyvallah görüşlerimizi fikirlerimizi ama işte dönüyoruz dolaşıyoruz şu 6 maçlık periyoda giriyoruz. Yani bizim için Erzurum maçı benim de dediğim gibi bir Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı. Cemile Ersoy, Asil kendini parçalıyor tribünde. Bir dakika. Kendini parçalıyor tribünde, taraftarları coşturmak için ama hoca ve futbolcular Beto Arıç ölü ruhu var demiş. Biraz önce söyledik aynı şeyleri. Yani istek olacak. Bizdeki isteğin dörtte biri olsa gene yeter onlara. Yani gene yeter ama olmuyor maalesef. Ya kim bu konuda kim ne yapacaksa yani başkanımız mı yapacak, Talat Başkan mı yapacak, kim ne yapacaksa Tamer Hoca mı yapacak acil bu topçulara yani bunun bir ilacı falan varsa gazapı falan bir şeyler vermemiz lazım artık. Yani yoksa bu işin çıkış yolu yok bundan başka yani. Yaman Yaman isimli bir taraftarımız. Tek hata Mehmet Sipil'in kafasına göre transfer yapması, transfer seçimi teknik direktörlere bırakması lazımdı. Tek hata bu demiş. Tribünde kazanıyoruz, sahada kazanamıyoruz demiş. Yani Yaman kardeşimdir. Selamlar buradan ona da. Yani tribünde her maç kazanıyoruz da. Biz son maç çok kötü bir performans vardı. Ama sahada olmuyor. Yani kendi elimizdeki Kasımpaşa maçı, Akhisar maçı... Onlarda en azından ya beraberlik alsaydık bile, o golleri yemeseydik bile gene şu an bunları konuşmuyorduk belki de yani. Taraftarlarımıza yoğun şekilde mesaj gelmeye devam ediyor. Burada herkes Beto'yu konuşuyor. Beto'daki ruhu, inancı konuşuyor. Evet. Diğer futbolcularımızın neden yok Ferhat Bey? Diğer futbolcularımız... Yani adam gözyaşlarına boğuldu. Evet, evet. Ya Allah, Beto şimdi olmasaydı belki biz... Herhalde bir 10 hafta kala küme düşmeyi garantilemiştik. Ama şimdi... Ya bu karakter meselesi ya Cemal. Bu karakter meselesi. Şimdi... Ben futbolcu kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum müsaadeniz varsa. Tabii. Bunu özellikle ve özellikle şu konuşmamı rica ediyorum futbolcu arkadaşlarımıza bir sinevizyon bir şekilde göstersinler. İçten gelen duygularla konuşayım. Ya kardeşim. Gözümüz yok. Allah birin yerine bin versin. Her sene trilyonlar alıyorsunuz. Ya şu asgari ücretle çalışan işçi hiç mi gözünüzün önüne gelmiyor? Hiç mi gece yatarken aklınıza gelmiyor ya? Allah için yapmayın ya. Çıkın oynayın ya. Günahtır yazıktır ya. Türkiye standartlarının üstünde para kazanıyorsunuz. Allah daha çok versin. Ama yapmayın günahtır. Şu demir çelik fabrikasında çalışan işçiler gözünüzün önüne gelsin ya. Yapmayın ya. Sizden rica ediyoruz ya. Yapmayın ya. Şu paranın hakkını verin ya. Başka da hiçbir şey demiyorum. Lütfen ama bu konuşmamı vallahi de billahi de söylesinler. Hani söylesinler ya da izletsinler. Yani Yasin sezon başında bir televizyon programına çıktı. Bir 15-20 dakika konuştu işte sözleşmeyi. Yani bizde kaldığını anlattığı konuşma. Orada dedi ben dedi benim dedi geleceğim işte Göztepe. Göztepe İzmir'de eşim de ben de işte burayı seviyoruz. Göztepe bir ailemiz bizim. Bir sürü şeyler. Şimdi kendisine o sözlerini hatırlatmak istiyorum buradan. Yani Göztepe'de bir gelecek bir şey istiyorsa bu maç çıkacak takır takır oynayacak. Yani bizim bu saha bu hafta o sahayı onlara dar etmemiz lazım. Bizim başka bir çıkışımız yok yani. Programımızı sonlandırmadan önce Göztepe taraftarlarına, camiamıza neler söylemek istersiniz? Ben Büyük Göztepe Camiası'na şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun Göztepe bizim. Göztepe küsülmez. Lütfen beni kimse yanlış anlamasın. Başkanımıza da sahip çıkalım. Futbolcu kardeşlerimize de sahip çıkalım. Çünkü biz zaten kendi kendimize sahip çıkıyoruz. Eğer Göztepe ligde kalacaksa 12. adam bir kere taraftarla kalacak. Ve futbolcu kardeşlerim sizin ruhunuz da kalacak.
bir bütünleşelim. Bu Erzurum maçı bizim kurtuluş savaşımız. Yani biz Göztepe'yi ligler için sevmiyoruz. Biz Göztepe'yi arama için seviyoruz. Biz Göztepe'yi Göztepe olduğu için seviyoruz. Küme düşmüşüz, düşmemişiz. Vallahi benim umurumda değil. Hani diyoruz ya Fizan'da oynasa yine gideriz. Sıkıntı yok ama lütfen rica ediyorum kenetlenelim artık. Bir Göztepe'lilik duruşu sergileyelim. Ben inanıyorum Allah'ın izniyle ligde kalacağız. Fikstür avantajımız da var. Fikstür avantajı... Yani ne bileyim... Hani ben diyorum Akhisar, Erzurum, Sivas. Sivas'ın fikstürü çok kötü. Yani neyse bizi Sivas, Akhisar bilmem ne ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren Göztepe'miz baştan aşağı kenetlenelim. Ligde kalacağız. Lütfen birlik beraberliğimizi koruyalım. Bütün Göztepe camiasına tekrardan sevgi ve saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de bu hafta tribünde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Orada hemfikiriz. Topçulardan da en baştan beri söylediğim hırs, mücadele, istek. Yani bu ligde kalacaklarını bize bu hafta ispat edecekler. Bunun başka bir şeyi yok. Yani biz zaten çıldırmaya hazırız. Yani onlardan gelecek bir güzel hareket bilmem ne bizleri zaten havalara uçurur yani. Bir golü bile özledik ya. Bir gol olsa o stat yıkılır şu an biliyor musun? Yani Erzurum maçında bir gol atsak tribünler çöker ya. Yani bizi bunlara hasret kaldık. Bu maç inşallah tertemiz bembeyaz bir sayfa. 90 dakika destek. Onlar da 90 dakika hırs mücadeleyle bu maçı alacağız Allah izin verirse. Evet Göztepe'liler, bugün iki değerli konuğumuzla sizlerin karşısındaydık. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.